Mandala terapisti Gülben Gönül, mandala nedir ve nasıl yapılırı muhabir arkadaşımız Nida Vardar anlattı. Gülben Hanım, son zamanlarda her yerde böyle büyükler için boyama kitapları görüyoruz. Bu bizi biraz çocukluğumuza götürdü. Aslında siz bunun felsefik kısmıyla da ilgileniyorsunuz. Bize biraz anlatır mısınız? Mandala ve boyama kitapları arasında nasıl bir fark var? Aslında fark çok değişebiliyor. Boyama kitapları günümüzde çok trend olduğu için sadece yüzeysel bir terapi yapabiliyor. Ama işin özünde mandala çok kadim bir öğreti, çok eskiye dayanan, ilk insanların mağara duvarlarında çizimle yaptığı bir dua sanatı. O yüzden bu işin felsefesini ve bilgisini aldıktan sonra çizmek ve boyamak kişinde daha etkili bir devinim, dönüşüm yaratıyor. Ben şunu anlıyorum. Boyama kitaplarında zaten önümüze hazır olarak verilmiş bir şekil var. Evet. Ve biz bunu sadece renklendiriyoruz içimizden geldiği gibi. Evet. Ama mandala da şekilde sizinle yaratmak. Beraber yaratma kısmı var. Evet. Açarsam şimdi biz beynimizin iki lobu var. Sol lob ve sağ lob. İnsanlık geliştikçe, ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe biz devamlı bir şekilde sol tarafımızı kullanır hale geldi. Sol tarafımız mantık tarafı ama sağ taraf sizin korkularınızı yok eder, cesaretinizi güçlendirir. Yaratmak, hayal etmek demek. O yüzden hiçbir şey yokken mandala yaratmak insanda daha tabii çok farklı bir büyüme, kişisel büyüme sağlıyor. İsterseniz bize biraz şimdi tekniğini gösterin bu işin. Hem de çizerken anlatma fırsatı da bulabiliriz bunu. Öncelikle bize biraz tekniğinden bahseder misiniz? Nasıl başlatıyorsunuz bu bir deseni? Nasıl tamamlıyorsunuz? Şimdi mandala çizimlerinde en temel nokta bir merkez noktadan, yani bu içimizdeki merkezi sembolize ediyor. Bir mandalaya başlarken burada bir noktayla da başlayabilirsiniz, bir çiçekle de başlayabilirsiniz. Bu içimizden çıkış noktası oluyor. Mandala çizimleri içten dışa doğru genişler. Dış çeperini dairenizi önce çizmemeniz gerekir. Çünkü kendinizi sınırlandırmış olursunuz. Çok farklı desenler görüyorum ben burada. Desenler ortaya çıkarken bunun bir kuralı var mı? Yoksa tamamen içimizden geldiği gibi bir şeyler mi çiziyoruz? Şöyle kuralı var. Tamamıyla sağ lobun, sağ beynimizin yaratıcı tarafına bırakıyoruz. Hiçbir figürü bilmeniz gerekmiyor. Kural sadece eşitlik ve dengesini kurmanız lazım. Yani buraya bir şey çizdiğiniz zaman onun karşılığı da olması lazım. Bu karşıtlığın eşitlik olduğunu anlatıyor.